zaman zaman elimizin altındaki malzemelerin değerini bilmiyoruz. Oysa bir parça karbonat istenmeyen kokuları yok edebilir. Birkaç damla limon ve sirkeyle çatal bıçak takımınız yepyeni bir görüntüye kavuşabilir. Üstelik daha fazlası da var. Hem zaman aldığı için hem de yorduğu için ince temizlik çoğu zaman bir kabusa dönüşebiliyor. Ancak sadece sirke, limon ve birazcık da karbonatla zamandan kazanmak mümkün yorulmadan. Bakalım bu 3 malzemeyle nerelere temizleyeceğiz? Bu 3 malzeme en çok mutfaklarda harikalar yaratıyor. Özellikle de zamanla yemek ve sebze artığı biriken lavabolarda. Tıpkı dışını ovup pırıl pırıl yaptığı gibi boruları da karbonat ve sirke ikilisi temizliyor. Tıkanmış lavabolarınızdan da lavabo açıcı kullanmadan kurtulmanız mümkün. Bunun için de yapmanız gereken tek şey sadece bir miktar sirke ve bir miktar da karbonat kullanmak. Önce karbonatı lavaboya tıkanan yere dökeceksiniz ve ardından da sirkeyi ilave edeceksiniz. Fırın lezzetli ve pratik yemekler için özellikle de çalışanların imdadına yetişiyor. Ancak zamanla içinde biriken donmuş yağlar, yanık izleri ve sarı lekeleri temizlemek çileden çıkarabiliyor. Fırın ve mikrodalgalardaki kurumuş yağ lekeleri de en inatçı olanlarından, ancak onları temizlemek için de sadece bir sünger ve karbonata ihtiyacınız var. Bunun için önce süngeri biraz ıslatmanız gerekiyor ve ardından bir çay kaşığı karbonatı süngerimizin sert kısmına ilave ettikten sonra fırınımızı temizlemeye başlayabiliriz. İşte bu şekilde ovaladıktan 10 dakika sonra fırınınızın parladığını göreceksiniz. Sıra geldi bulaşık makinelerine. Bulaşık makinesi elektrikten ve sudan tasarruf etsin diye içinde kirli bulaşıklar birikene kadar bekletiliyor ve günlerce bekleyen kirli bulaşıklar da kokuya sebep oluyor. Ve bu kokunun da üstesinden gelmenin pratik bir yolu var. O da şu. Bakın, sadece yarım limon karbonata batıracaksınız. Yarım limonun tamamını işte bu şekilde ve bulaşık makineniz boşken bardak ya da çatal kaşık reyonuna işte bu şekilde limonları yerleştirip ardından makinenizi kapatın ve çalıştırın. Karbonat buzdolabı ve kıyafet dolaplarının içindeki kötü kokuları gidermekte de aynı başarıyı gösteriyor. Bunun için geçirgen dokulu küçük bir kesenin içine koymak gerekiyor. Hassas yüzeylerin temizliğinde de devreye sirke ve limon giriyor. Zamanla kararan çatal bıçaklarınızı temizlemenin de aslında pratik bir yöntemi var ve bunun için de ihtiyacınız olan tek şey bir limon, birazcık sirke ve biraz da ılık su. İşe ılık suyu derin bir kaseye dökerek başlıyoruz ve suyumuzu döktükten sonra da bir miktar sirke ilave edeceğiz içine. Sirkemizi de ilave ettikten sonra sadece birkaç damla limon ilave edeceğiz ve ardından da çatal bıçakları suyun içine koyma ve parlatma işlemine başlayacağız. Kararan çatal kaşıklarımız yarım saat. İşte bu sirkeli limonlu suda bekledi. Şimdi onları sıra geldi çıkarmaya. Çıkardıktan sonra kuru bir bez yardımıyla onları iyice kurulayacaksınız. Ve bakın işte nasıl parladı. Bu mükemmel sonucu alacaksınız. Ve son olarak halılar. Halıdaki lekeleri çıkarmanın farklı yöntemleri olabilir, ancak eskiyen halılarınızı yeni gibi göstermek çok kolay. Bunun için sadece bir miktar sirke, bir tane fincan ve bir litre de suya ihtiyacınız var. Bir fincan sirkeyi bir litre suya döktükten sonra bezi sirkeli suda ıslattıktan sonra iyice sıkın ve ardından halınızı ovalama işlemine başlayın.